Ben sana demedim mi? Ben uykum olmadığı için ben yatamıyorum. Sen diyordun saat ya 10 ya 11. Bir de şey koydu diyordu. Saat 12 oldu mu sen yatağa koymazsan bozuşuyoruz diyordu bana. Saat 12 olsa 11 olsa beni yatağa koyardı ancak. Benim de uykum gelmez. Bir yatakta oraya gidiyorum, bir buraya gidiyorum. Gençsin. Akşamları mahsus kalkıyordum. Bir parça ekmek yiyordum. Yavaş yavaş yiyordum diyordum bir uykum gelene kadar. Hep böyleydim. O da yalan söylese her akşam yemek yediğin. Ağır ağır yiyorum da. Hem video izliyorum hem de ağır ağır yiyorum diyorum yatmayayım diye. Uykum gel şey olsun Yani diye. Ekrem Bey genç ya, sizden 35 ya da 50 yaş küçük ya, kanı fıkır fıkır ya, uyuyamıyor çocuk. Sizin de yaşınız var, uyumak istiyorsunuz. Didem Hanım ondan değil, ondan değil. Ne? Niye Ondan değil. onda yatağa koyuyorsun çocuğu? Ben yatağa koymuyorum. Kendisi de zaten ben işe giderken gelip yatıyordu saat 3'e kadar. Ben onu bir şey demiyorum. Ben ona hep saygı göstermişim. Gerçekten hep saygı Ben sevgiyle öğlen onu yatıyorum, takdir akşam ettim. uykum gelmiyor. Seninle bir de yatmak Tamam da istemiyordum o zaman. tamam onun ya tamam özür dilerim. Didem Hanım Özür ben telefonu dileme. Senin kapatmam. yaptığın bu Pardon Didem hatalar Hanım hiç iyi değil. Ben hata Ekrem Bey, değildir. bir şey söyleyeyim mi? Yani tamam yani her gittiği yerde bir hikaye yaşamış. Orada da ilk 14 yaşında zaten onu eve alıp sonra tarlada doğum yapması bunların hepsi aslında bir neye giriyordu sevgili avukatımız Peki sana Selma'cığım? bir şey Bir dakika dur. Ne? İstismar. İstismar. İstismar ediyor. Babasının onu para karşılığı vermesi zaten suç. Baba da yardım Evet, yataklık az evet metre. baba da öyle. Ya sizin yanınıza geldiğindeki o psikolojik şiddet, fiziksel şiddetler siz de orada suç işlemişsiniz yani. Sizin suçunuz orada. Ben yardımcı olayım dedim. Her şeyi yapıyordum ben ona. Ya Ama siz de bir oyuna istemedim. getirilmişsiniz Ekrem Bey. Benim anladığım o. Ama sonra da aslında Belkıza'ya daha farklı davranabilirdiniz. Ben yani. Çok iyi davrandım. Size İnancı özür oldu, ben dilerim. Çok iyi Gerçekten davrandım. merak ettim. Sizin en küçük kızınız kaç yaşında çocuğunuz? Kaç yaşında çocuğun? Efendim? En küçük çocuğunuz kaç yaşında? Kaç yaşında Ekrem Bey çocuklarınız? Onu kaç yaşında? Ben en büyük çocuğum 30 yaşında. 30. Evet. En küçük çocuğunuz kaç yaşında? O da kaç? 18. 18 yaşında herhalde. Sizin Yalan çocuğunuz söyleme. yaşında. Sizin... Kaç yaşında? Onu da Yani geçtim bilmiyorum de ya bilmiyorum. Ben onu çocuğunuz şimdi şu yaşında anda... çocuğunuz. Ekrem Bey o sizin 22, çocuğunuz yaşında ya. 22 yaşındaymış tamam. Tamam ondan bile küçük 18 yaşında biliyor musunuz Ya Belkıs'a? ben vallahi o isteyerek geldi. Ben onu zor alma. Babası ben 10 tane şahidim var. Ben 20 Ben tane şahidim var. Söyle İsteyerek geldi. Belkıs'a. Ben zor Peki almadım. sen benim 3 evliliğimi biliyor muydun? Vallahi bilmiyordum. İnan ki de bilmiyordum. Biliyor Ama muydun? yaşını biliyordunuz ya. Yaşımı çocuğunuz ben yaşında sen, bir çocukla. Çocuğunuz yaşında bir çocukla. Siz görüyorsunuz. O mecburiyetten hadi geliyor. Sizin yaşınız başınız almış başını gidiyor. En küçük çocuğunuzdan daha küçük bir çocuğu siz nasıl kendinize eş olarak ben alıp götürürsünüz? Nasıl yakıştırıyorsunuz ben kendinize? Ben yaşını bilmiyordum efendim. Efendim inan ki ben yaşını bilmiyordum. Tamam ben yine görüyorsunuz. Ekrem Bey'in bir dakika yine Ekrem Bey'in iyi niyetli davrandığını varsayıyorum. Dolayısıyla da yani bazı şeyleri bilmeden hareket etmiş olma ihtimalini de görüyorum. İnşallah da öyledir. Telefon hattında biri daha var. Seni aileni tanıyan biri. Alo hatta mısınız? Evet. Siz ne biliyorsunuz Belkıza ile ilgili ailesiyle ilgili? Belkıza 14 yaşında evlendirildi. Hı. Üç evlilik yaptı. Birisiz biriyle evlendirildi akraba. Hepsini biliyoruz evet. Başka ne biliyoruz? Sen arkadaşı mısın Belkıza'nın? Evet. Çok iyi tanıyorum onu. Öylesi misin? Evet. Babası hani kızlarını evlendirerek borçlarını düzeltiyor. Diğer kızları da öyle mi evlendirdi kızlarını? Hülya'nın bir büyük ablası aynı 15 yaşında evlendirildi. Kendisinden yaş ve yaş büyük biriyle. Kendisinden kaç yaş? Kaç yaş büyük biriyle evlendirildi ablası da? Ya 20-30 yaş var. Of ya. Evet kuzeni de aynı öyle. Mesela geçenlerde bir tane kuzeni evlendirildi. O da 15 yaşında. Sen Belkıza'nın ailesinin dolandırıcı olduğunu iddia ediyorsun doğru mu? Evet. Ne yapıyorlar? Böyle bu şekilde insanları kandırıyorlar. Paralarını mı alıyorlar? Evet. Ya dolandırıcılık demek için yani başka şeyler de biliyor olmak lazım. Başka ne biliyorsun tatlım? Ya şimdi o sonraki Ekrem ikinci evliliğinde bilmiyordu. Hülya'nın yani Belkıza'nın bir evlilik yaptığını biliyordu. Evlendikten sonra öğrenmiş galiba üçüncü evliliği yaptığını. Hülya kesinlikle kendisinden yaş ve yaş büyük birisiyle evlenmezdi. Onu çok iyi biliyorum. Arkadaşım tanıdın mı?
Sen konuş istersen. Sana destek atıyor. Bir teşekkür et. Alo. İsmini söyleme. Alo. Efendim? Ne yapıyorsun? İyiyim, teşekkür ederim. Sana ne? İşte. Teşekkürler her şey için. Rica ederim. Yani seni çok iyi tanıdığım için sana destek tutmak istedim. Teşekkürler. Dertlerini seni paylaşır çok mıydı? Ha? Seviyor musun onu? Seviyorum. Her şeyini anlatır mıydın ona? Hepsini anlatırım. Her şeyi biliyor. Aynen. Kardeşin değil ama kardeşten de yakın. Kardeşimden bile. Evet. Çünkü benim hiçbir abilerim bana destek çıkmadı. Kimse bana destek çıkmadı. Bu benim elim tuttu. Aferin sana. Aynı yaştasınız galiba. Yanaklarından öpüyorum seni. O da benim. Teşekkür ederim. Seni peki erken yaşta evlendirdiler mi? Beni mi? Hı hı. Yok, ben bekarım. Aferin sana. Evet. Okuyor musun peki? Bir de okuyorum de. Yok, açık öğretimden okuyorum. Aferin işte, okuyorsun. Okuyorsun. Okuyorsun aşkım benim. Senin o güzel yanaklarından öpüyorum, gözlerinden öpüyorum. Teşekkür ederim. Seni kocaman kucaklıyorum. Ben de sizi kucaklıyorum. Canım benim, tattım benim ya. Ekrem Bey. Yani. Peki Ekrem Bey'in yanına nasıl kaçtın? Onu nasıl kaçtım? Ah, zaten o sabah işe gitti. Ben de kaçtım, polise gittim. Aha. İşte polisler, ben soyadını bilmediğim için polis de dedi ben bir şey yapamam dedi. Adres bilmediğim için hiçbir şey yapmadılar. Zaten ben de işte sizi aradım. Buraya getirirdim. İyi ki bize geldin. Seni misafir ediyoruz birkaç gündür. Aynen. Teşekkürler. Ne istiyorsun Belkıs'a? Babam gelsin. Yüzleşeceğim babamla. Beni niye bu hale getirdi diye. Sen şimdi eve gidersen baban tekrar senin bu altın karşılığını verir mi başkalarına? Verir. Babam başka bir adamı verir. Çünkü ben artık onun hiçbir sözüne inanmıyorum. Bence de verir. Bence de gitmemen lazım. Kesinlikle gitmemen lazım. Ekrem Bey, siz altınlarınızı istediniz mi babasından? Ne şeklinde? Vermişsiniz ya, 17 tane altın vermişsiniz. Gitmiş 17 tane altın. Evet. Geri iade istediniz mi? Mehmet'ten, Muhittin'den, Muho'dan? Ha? Yok, ben şu şeklinden. Ha, istediniz mi, istemedin mi? Bana onu söyle, istedin mi, istemedin mi? Şu şekli ya, olmaz. Paranı istedin mi, istemedin mi? Biz şu para mara istemedik şimdiye kadar. Hayır, hayır şimdi ama kız dönmeyecek ben kızı sana. Tamam, dönmeyecek. Ben mağdur oldum ama bu şeklinde ben bir 16 şey 17 altında değil. Ben onu çok fazlasıyla masrafım oldu, giderim oldu. Ben burada şu an 200 bine kadar benim kaygım oldu. Ben yani bir yuva kurum diye. Vallahi o kadar da çok kıza iddiası doğrusu eziyet yapmışsınız. Bir bardak soğuk su içeceksiniz galiba. Babası yani onu size vermez. Yuva kurmuş. Bir de yuva kurduğunu düşünüyorsun yani. Çocuğundan da küçük olan bir genç kızla yuva kurdu. Düşünüyorsun Ekrem Bey ya. Olacak iş değil gerçekten. Bence sen 50-55 yaşından sonra başka heveslerin peşinde koşmuşsun. Kusura bakma da ona başka bir şey diyoruz da demiyoruz ekranlarda. Diyemiyoruz yani. Diyemiyoruz maalesef. Sana elimden geldiği kadar yardımcı olacağım. Bakalım bu iddialarına baban ne diyecek? Baban seninle yüzleşmeye gelecek mi? Yüzü var mı? Çok merak ediyorum. Bir erkek kardeşim bir mesajlar göndermiş. Ya da erkek kardeşinin seninle yüzleşmeye yüzü var mı? Ailenin çok merak ediyorum gerçekten.